Hadi. Evet arkadaşlar, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen hop, bir baktık Gözde hemen. Oo Gözde hoş geldin. 25 dakikaymış video. Ne? Denilince aklına gelen ilk yayıncı kim? Efe. Neden? İzliyorum Efe'yi. Seviyorum diyorsun. Seviyorum da Efe'yi aynen. Abi 3 tane isim var, 4 tane isim var benim gözümde tekerler ya. Ya. Aynılar, aynı anda geliyorlar diyeyim. Ya söyle o zaman hadi abi. Abi Cahreyn. Tamam bitti. Evren. Hoş bulduk, üstüme alınmadık. Niye dedin? Ayıp. Söyleyemiyorum doğru. Ya dünyanın bundan 15 sene önce en zorun ikini seçmişim ya. En zorun iki ya. Elren. 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 Elrino. Elra. Ne? Elren. O şey ön yargısı hani Elren garip bir şey ya böyle. Adam onu şey diye okumak istiyor hani. Elren. Elren. Elru. Böyle okumak istiyor o yüzden. Halbuki Elraen. 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 Elran. Abi ben Türkiye'nin en meşhur yayıncılarından 5 tanesine gittim. Sordum. Oo. Ve onların en sevdikleri yemekleri öğrendim. Vatan bazayı kaldıracak şimdi. Devam et. Şimdi senin de yayıncıların en sevdikleri yemeklere tepki veriyorum. Evet be, işte bu be, işte bu. Tut. Yeni yal. Şimdi senin de yayıncıların en sevdikleri yemeklere... Şimdi ben kendi seçtiğim ve yolladığım yemeği biliyorum tabii de diğerlerine bakacağız. Thank you yayıncılar, thank you very much. Yayıncıların en sevdiği yemeklere tepki. Çok iyi, çok iyi. Ne yapıyorsun lan çekti? Muazzam. Seviyorum be, var mı diyeceğin? Ya yemek bölümü olduğu için niye böyle gazak ediyorsunuz ya? Çünkü annen çok güzel yapıyor. Evet öyle. Tabii bütün yemekleri annesine yaptırıyormuş. Her yemek bölümünde olduğu gibi yine yemeği yediğimiz kişiler hakkında neredeyse kimsenin bilmediği ilginç bilgiler de vereceğiz. Lütfen bize şeyler. Sıcak mı? Yoksa yine yağı donmuş şeyler mi getireceğim? Tatlı iş. Tukan abiyle başlıyoruz. Elra'yla başlıyoruz. Elra'nın en sevdiği yemeği getiriyorum sana. Bakalım Tukan abi en çok neyi seviyor? Tukan abi. Tukan Bey. Tukan. Gözde böyle bir şey yapamıyor. Hani Tukan abi mi demeliyim? Tukan mı demeliyim? Çöken mi demeliyim? Böyle her videoda hatırladığım kadarıyla sürekli böyle bir sıralıyor onları. Hani hepsini söylüyor anladın mı? Falan seviyor. De Tukan de ya. Ne seveyim? Tukan Bey. Tukan. McDonald's falan seviyor. Seviyorum. Ama yani şimdi en çok sevdiğim yemekte de buraya Big Mac falan getirmem yani. O biraz şey olur ya. Ne olur. Keşke Arby's sevsem. Büyük onu da severim. Pesto soslu bir makarna da yerim. Pilav üstü kuru. Ama böyle yapraklarımı falan da olur. Makarna mı? Başka bir şey. Karnıyarık. Aman 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 kim geliyor? Burki geliyor. Burki Lata geliyor. Bunu açmayalım. Niye? Devamı gelecek. Ben Tuğkan abiye sordum. Abi dedim en sevdiğin yemek nedir? Hı-hı. Şimdi insan bekliyor ki bir tane yemek söylesin bize. Evet. Tuğkan abi sağ olsun menü söyledi abi. Devamı getirdim. Bir şey söyleyeceğim ama bak. Bu yemeğin bir kere kombin olması lazım. Yani karnıyarığı tek başına önüne koyup yemek vizyonsuzluktur arkadaş. Onun yanına şehriyeli tereyağlı pilavını koyacaksın. Onun yanına tava yoğurdunu koyacaksın. Cacığını koyacaksın. Yanına buz gibi açacaksın içeceğini neyse. Yanına bir de taze ekmek koyacaksın. Böyle o karnıyarıkla pilavın birleşiminde oluşan o böyle harika lezzeti yiyip yiyip bir yandan da ekmeği ısıracaksın. Şimdi bunu bütün olarak düşündüğün zaman kafayı yersin. Benim anlattığım buydu. %100 aktaramamış oraya ama gene de yapmış. Annesinin ellerine sağlık. Kanka açtım ama çok iyiymiş. Ki riskli yemektir. Patlıcan sevmeyenler hep olur. Güzel. Cacık ha? Cacığı açmayalım. Devamı gelecek. Cacığı açmayalım ne demek lan? Cacık duruyor zaten burada. Bu dedi olmazsa olmaz dedi. Okay. Bunu da koyduk. Tukan abi cacıkçı. Estağfurullah. Demek ya cacıkçı. Açıyorum. Hadi bakalım. Yapıştır yapıştır. Hemen izle. Dedi. Karnıyarık dolma dedim. Karnıyarık dedim. Karnıyarık dedi. Vay güzel karnıyarık.
Ya sen kesin sevmiyorsundur karnıyarık ya. %100 ya. Evet. Tuğkan abinin en sevdiği yanlış yemek. Yiyorsun. Yanlış yiyorsun. Şehriyalı. 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 Abi ekmeksiz yenmez, bir de onu sadece patlıcan ayırıp yemeyeceksin abi. O patlıcanı böyle koparacaksın. Pilavını şöyle üstüne atıp pilavdan da biraz sıyırdın mı o böyle bir kararacak o. Oradan böyle bütün yiyeceksin onu. Pilav, kızartma, abi. Karnıyarık, cacık ve yanında kola. Tuğkan abinin favorisiymiş. İzlemişsin abi. Nasıl anladınız lan? Yani hepsini izlemedim de bu sefer nasıl anladınız ya? Yok lan, tık 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 şöyle baktım neymiş diye, çok belli ettin. Abi müthiş bir menü ya. Hayır böyle bir şey yok, izlemedim ya. Ne oğlum, siz ne yaşıyorsunuz gene kafanıza göre? Altında yorumum varmış değil mi kanka? Efsane video olmuş. Ağzınız müthiş aldı. Bir menü yani. Dünyada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi patlıcan. İkincilerinden bir tanesi kıyma. Mükemmel bir kombinasyon. Sever misin karnıyarık? Ben patlıcan yiyemiyorum. Dedim. Kesin. Bu arada harbiden ileri sardığım zaman bu ana denk gelmiştim biliyor musunuz? Ben patlıcanı yiyorum dedim, sıçtık kesin, en kötü puanı biz aldık. Ama dedim karnıyarıkla pilava düşük puan veren bizden değildir dedim ve geçtim. Neden? Ceviz, patlıcan gibi böyle acı değil de böyle bir tuhaf bir acıtır ya dili. Evet. Onlar... Bir de Anna Deniz'e denk geldim. Dondurma koymuş. Başka bir de bir yemek daha gördüm ya. Neyse, yiyemiyorum işte. Ha aynen. Böyle çok canıma acıtıyor ama etini falan yerim. Okey gayet tamam. Güzel. Ya şey, yemek zorunda değilsin bu arada ya. Ya değil mi? Değilim öyle. Üsteleme istersen. Patlıcan yani. Acıtıyor çünkü dilimi. Video bitti. Güzel. Ben bunu tabii ekmekle yerim çünkü ben kolay kolay doymuyorum. Ya oğlum yani. Chat'in böyle konuştuğuna bakma. Chat de izlemiş ya. Hepsi ezbere biliyor şu an videoyu. Cek. Ha, yalnız güzel yapmış belli. Miko. Bir kere benim patlıcan. Oh, ketojenik diyet bitse de pilav yesem. Evet, yesen... Sevim sebze. Götür götür. Oğlum çok iyisin ya. Teşekkür ederim Tuğkan abi. Teşekkür ederim Burak, Burak Tatlıcı. Ne demek kardeşim? Mesela bir insanın favori yemeği pilav ve karnıyarık olması hakkında ne düşünürsün mesela? Çok devrik bir cümle kurdun, anladın yani. Saygı duyuyorum. Şimdi abi kendisi hakkında bilgi veriyorum. Say say. Adam olsa da yemeğin peşinde abi. Başlıyorum. Yemek yerinden bir ortamda kalan son lokmayı, içeceği veya tek kalmış herhangi bir şeyi yiyemiyormuş veya içemiyormuş. Evet, bu uyumu, bu anımı benim dinleyenler olttur arkadaşlar. Sebebi ne yazın bakayım tek cümleyle. Mekanda veya bir yerde kalan son bir şeyi yiyemememin sebebi nedir? Onusunu satayım, hepsi yazdı ya. Allah Allah. Oğlum şeker yazan ikinci ay aboneliği var. Bu nasıl oluyor ya? Ben bunu 3 sene önce anlattım ya. Tuz tuz tuz. Karabiber karabiber. Bunun nedeni ise biraz enteresan. Kendisi 9 yaşındayken, yani çok eski zamanlardan bahsediyorum Batuhan. Evet. Babası Almanya'dan şeker getirmiş yani. Adama sen şimdi yaşlı mı dedin? Kendisi dedi. 9 yaşındayken, yani çok eski zamanlar. Herkesi de aynı espri yapıyor şu an. Kaç biraz yaşlı biliyorsun Tuğkan abimiz. Babası Almanya'da şeker getirmiş abi yanında. Tuğkan abi de babasının getirdiği bu şekerleri ondan haber... Oğlum yedim lan seni. Nerede? Elren. Yaz Elren. Görseller. Yaz. Bekle bekle. Kaç yaşında lan? Burak Tatlıcı kaç yaşında? Oğlum adım yaşı yok ya.
23-29 arası. Eyvallah kardeşim. Bayağı bilgi verdin ha. Kaç yaşında oğlum Burak? Sıfır 30 arası. Allah kahretmesin. Ya her neyse. Sonuç olarak geç olayın yaşlı olmadığını göstereceğim size. Oğlum 3-5 tane Google'a bir fotoğrafını koy oğlum ya. Bunda yoksun ki. Hep küçüklük hallerim var. Oh. Bak gördün mü? Bu Burak. Anasını satayım. Allah kahretmesin. Bu da ben. Sağdaki adam 34-33 yaşında, 34 yaşında. Soldakinin yaşı bilinmiyor. Hangimiz daha yaşlıyız? Yeni güncel fotoğrafım. 4 ay önce çekildi. Hangisi daha yaşlı? Sağ mı? Sağ değil mi? Helal olsun. Bu kadar ya. Öyle laflı olmuyor işler. Değil mi? Soldaki. Diyorum oğlum. Aklın yolu bir. Siz yiyip bitirin. Tek kalmış herhangi bir şeyi yiyemiyormuş veya içemiyormuş. Bunun nedeni ise biraz enteresan. Kendisi 9 yaşındayken, yani çok eski zamanlardan bahsediyorum Batuhan. Evet. Babası Almanya'dan şeker getirmiş yani. Adama sen şimdi yaşlı mı dedin? Kendisi 9 yaşındayken, yani çok eski zamanlar, şimdi kaç biraz yaşlı biliyorsun Tukan abimiz. Babası Almanya'dan şeker getirmiş abi yanında. Tukan abi de babasının getirdiği bu şekerleri ondan habersiz yiyip bitirmiş. Babasının arkadaşları misafirliğe akşama sancı başlamış. Babasının arkadaşları misafir... Kimsenin umurunda değil bu arada. Herkes evet. Şu an karnı yarık pilava yumulmuş durumda yani. Misafirliğe geldiğinde babası ona getir şekerleri ikram edelim dediğinde Tukan abi aşırı vicdan yapmış ve bu durum ona bir ders olmuş. Öleceğim çok tatlı. O gün bugündür başka insanların çok düşünür olmuş ve masada son kalan hiçbir şeyi tüketmemeye... Ya Tukan başlamış. Abinin bütün davranışlarının böyle bir orijin hikayesi olmaz. Abi evet. Takipten çıkayım şu çocuğu ya. İkinci bir hikayesi daha var abi Tukan abinin. Anlat abi. Küçükken evde misafirler varken... Ya keyfe bakar mısın ya? Adamlara verdiğim hizmete bakar mısın ya? Karnıyarık, pilav, kola yanında cacık yemek yiyorlar bir yandan. Benim anılarımı dinliyorlar. Keyfe bak ya. 10 puanlık şey. Onları korkutmak için tuvaletteki kirli çamaşır sepetinin içine saklanmış. Ben de yapardım onu. O sırada tuvalete evdeki misafir girmiş. Kapıyı kapatmış. Klozete patır patır sıçtı. Ve? Başlamış çatır çutur şey yapmaya. Şu an anlatman çok güzel bu. Evet. Başlamış çatır çutur. Tamam. Evet. Devam et. Ne yapmaya başlamış? Sıçma. Aynen. Amacı misafiri korkutmak olan Tukan abi orada misafirin bütün büyük tuvaletini yapmasını izlemek zorunda. Kalmış küçücük çocukken bir de yazık. Travma anlatırsa satayım yani. Bu da böyle bir hikayesiymiş Tukan abinin. Niye karnı yarıkla ne alakası var? On üzerinden gözdeci bu favori yemeğe kaç puan veriyoruz? 10. Yani menü olduğu için 9.5 galiba. 10 puan. Ya 9.5 veren niye 10 vermez ya? Ya yuvarlasana 10 zaten o ya. Helal lan sana adamsın var ya seni seviyorum ha. Kıvırcık saçlarını koklarım senin. Diyor. İnanılmaz iyi. Zaten patlıcan kıyma lezzeti yaratan bir şey. Ben bu lezzeti seven bir adamım. 7-8. 7 veririm. Harika bir yemek. Ben böyle bir şey daha önce yemedim. En sevdiğim kombinasyon. Patlıcanı da seviyorum. Pilavı da seviyorum. Cacığa zaten hayranım. 6 puan. Biliyorum patlıcanı. 7 veririm. Karnıyarık. Evet aynen. Oğlum sen yemiyorsun ki. Nasıl 7 verdin buna? Ya hani böyle şey. Bana böyle şey geldi. Karakteristik geldi bu yemek. Hani evet. Onunla çok rahat özdeşleştirebildim. Ha. Karnıyarık okey falan. Evet. Bir de böyle cacık, kola...
Özellikle de bahsetmiş ya sana hani bu da olsun yanında tereyağlı işte aynen. irmik falan işte içinde. Buna mı 10 veriyorum ya. Güzel bir evet. Türk yemeği aslında diyebiliriz gerçekten. Tuğuk abi ağzının tadını biliyor ama arkadaşlar Batuhan gibi yemeyin onu da söylemek istiyorum. Ha bok veririm peçete. Ya ben... Öyle yemeyecektin abi öyle yedin mi o ya? Kusarım buraya. Allah Allah. Tuğuk abi selamlarımızı iletelim burada. Seviliyor kendisi. Eyvallah. Önceki kişi. Kimse de iyi selam vermedi. Hay. O troll denebilir. Hay. Tamam. Karnıyarık olsa desek vallahi benim de canım çekti. Ama dün diyetimde patlıcanlı musakka vardı ayıptır söylemesi. O da o hissiyatı... He bak bir bilgi geldi arkadaşlar. Az önce Bundle'ın sitesi uçtu dedik ya. O zaten tanıtım sitesiymiş. Yani o herhangi bir şekilde haber kaynağını içeren bir site değilmiş. Burada önemli olan... uygulamadan girmeniz ona. Telefondan girmeniz. At şeyden girsenize bir telefondan. At linki. At onu. O zaten tanıtım sitesi. Bizim şey gibi yani hani içeriği olmayan bir site. At onu. Bir yükle bak birlikte inceleyeceğiz harbiden. Gerektiğinde o web sitenin bandı tanıtım sitesi. Tamam okey. O bilgisini aldık en azından. At sevmeye giden. Tamam da yani. Ama öyle bak kodladım ben at sevmeye gidiyor. Herkese merhaba Okul. Efendim? Yok bir şey. Senin de çok seveceğini düşündüğün Şırdan. Bir yemek. Çağrı ne sevdiği? Çağrı diye. Güzel bir şey seviyordur ya. Ben güveniyorum Çağrı'ya. Ya bunu resmen trollüğüne yollamış ya. Voila. Şırdan. Ya. Really? Ya Şırdan çok seviyor olamaz bence. Galiba ben de inanmadım. Valla. Yani, troll bu. Büyük ihtimalle. Şırdan. Abi ya bu ne ya? Oo bu çok çirkin görünüyor oğlum. Ben bunu duydum ne olduğunu biliyorum da. Ne o? Testis bu yani. Yani. Çok da kibar ya. Ne ne? Saygı duyuyorum abi. Bu testis ya. Uzaylı gibi bir şey bu. Half-Life'teki canavarlara benziyor biraz. Evet. Böyle mi bozuldu ya? Sevmiyorsun şimdi lan. Ben bunu ağzıma alıp yemem ya. Yedim bu arada onu söyleyeyim. Abi yedim. Hiç beğenmedim. Abi bak benim... Bu arada lezzetlidir ha. Hiç yemedim ama. Lan güzel bu arada güzeldir ya. Yani. Yani kokoreç seven adam bunu da sever abi. Abi bak yapılan yer önemli. Her yerde evet, yenilmez. Her yerde yenilmez. Benim bir tane yediğim video vardı kusuyordum mesela anladın her mı? Her şırdan yenmez. Her şırdan yenmez. Ama ben çağırdım yani. Bunu dedi. Gerçekten bu muymuş sen sevdiği yemin? Bilmiyorum bunu dedi. Hay Allah'ım ya pislik herif. Pislik herif. Şırdan güzel bir şey ya. Saygı duyarım. Ben yedim. Saygı duyarım. Ya normalde biliyorum böyle tutup ısırarak yemem gerekiyor. Onu yapalım hemen. Yapmayalım çok kötü kokuyor hayır dur. Böyle ya bir şey girdi. Ya ulan insanların bütün zevkinin içine etti ya. Nefessiz karnıyarık pilav yiyorlardı şimdi böyle bir kitlendiler. Ha canım. Bu gerçekten bir hayvanın testisi falan yani değil mi? Hayır değil oğlum. Nasıl şey değil? Ya. Testis. Sakatat yani. Nasıl ya penisi değil mi bu hayvanın? Hayır abi değil. Gerçekten mi değil? Salak. Oğlum bu kadar benzeyemez herhalde yani. Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Hay Allah. Yani çok şırdan... Şırdan ya çok güzel bir şey zannet. Ya aklıma hep Cem Yılmaz'ın o Vahşi Batı'da Yaşşi Batı mıydı neydi oradaki taşak şeyi geliyor ya yüzüne vurdular ya. Bilmiyorum ama olabilir tabii ki de şırdan. Şırdan aşağı versin anladın mı hani? Bu Polat aşağı. Evet doğru. Ayıptı söylemesin. Bu arada şırdan genel olarak sevilen bir şey de değil. Çok bu Polat esisi. Test. Niye söylemedin? Niye söylemedin? Çok sıcak. Ne oluyor oğlum? İçecek var mı? Yandım ağzım ya. Dur süreyim dur. Ya Çağrı şu insanları düşündüğün duruma bakın asıl. Ya Çağrı bu ne birader bu ne ya? Can çek şu ya. Çok büyük karaktersizlik Çağrı bu yaptın. Ben net eminim bu senin en sevdiğin yemek değil yani. Bu puşluk. Aynen. Puş durum. E anı nerede? Tamam abartacak bir şey yokmuş yeniyor. Biliyorum abi ben bunu. Bak beğendi. Beğenmedi. Çok ağır ama. Üç verdik değil. Kötü mü? Hı. Ay iç. Çok sıcaktı.
Ağzımda böyle parçalandı. Her biri çok sıcaktı. Böyle çok ciddi bir sınav verdi. Seni dinlerken o sırada. Harbiden ya, karnıyarığı yemedi yemedi. Şırdana yumuldu adam. Hafif lezzet. Hafif lezzet var değil. Benlik bir lezzet değil. Hepsini dışarı almamız lazım. Evet. O Koka istemiş geldi. Herhalde yiyemeyecek diye. Nasıl abi tadı? Hiç yememiş birisi nasıl tarif edersin bunu? Kokoreç tadı var ama daha yoğun. Kötü değil bu arada. Baharatsız kokoreç yedin mi hiç? Yok, Allah korusun. İşte onun gibi. Gerçekten çok enteresan bir arkadaşımız Çağrı. Şöyle ki kendisi uyurken abi sohbet edebiliyormuş. Yani birisi onunla konuşsa o da konuşuyor. Soru sorsa cevap verebiliyormuş. Ama yanında davul çalsa uyanmaz. Eyal işte varmış anısı oğlum adamın. Ama daha yoğun. Kötü değil. Gerçekten çok enteresan bir arkadaşımız Çağrı. Şöyle ki kendisi uyurken abi sohbet edebiliyormuş. Yani birisi onunla konuşsa troll ya. Soru sorsa cevap verebiliyormuş. Aynen, ama aynen. Yanında davul çalsa uyanmazmış. Uykusu çok ağırmış. Uyur geze. İşine gelirse hareketi bence. Çok... Aynen aynen değil mi? Okey sadece böyle. Konuşabilir ama eylem yok. Bunların üzerine bir daha uyur gezermiş ve hatta astral seyahat yapabildiğini iddia ediyor kendisi. Çağrı bir robot mu acaba? İnsan olmadı kesin şimdi. Eyvallah. Evet. Ve hatta astral seyahat yapabildiğini iddia ediyor. Vay 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 vay. Yapılabilir mi astral seyahat sence? Çağrı yaptığını iddia ediyorsa yapılamaz gibi geliyor yani. Evet, kendini yani, görüyorsun, abi. Dünyada dolaşıyorsun. Evet, bayağı doğaüstü bir şey. Bak. Denedin mi hiç yapmayı? Yok. Ben denedim ya. Yatıyorsun, çıplak falan da yatmanı öneriyorlar falan. İşte daha rahat mı ne çıkıyormuş. Sen çıplak yattın. Yok, ben normaldim. Üstümde bir tane battaniye vardı böyle. Tamam. Karnına bir tane işte çengel, böyle şey girecekmiş gibi. Onun soğukluğunu hisset, hayal et falan diyorlar. Daha sonra seni tam göbek deliğinin oradan işte bir şey... Kimler denedi başka chatte? Var mı deneyen? Çekiyor böyle yukarıya doğru çekildiğini hissetmen gerekiyormuş. Ya hani olay şu. Sen bunları hisset, gözünü aç, kendini göreceksin falan, çıkacaksın. Tabii ki olmadı. Yani. Bazı geceler enerji çok yüksek oluyormuş ve bu durumlardaki çıkış noktası su. Benim eski arkadaşım iddia ediyordu yapabildiğini. Hatta ben ilk askere gittiğim zaman senin dedi yatağının yerini bile tahmin edeceğim, gezeceğim orada dedi. Ben falan dedim böyle. Edemedi. Ama böyle öyle bir anlattı ki ama hani hiç görmediği halde birkaç şeyi tahmin etti mesela. Dedi ki abi çok standart tabii yani hani asker koğuşu. Su ve 2,5 saat dinlemek zorunda kaldım. Deniz. Çok uzaklara gidiyormuş. Bunları hayal edip yoğunlaştığında kendi bedenini yatakta görebiliyormuş abi. Ne güzel. 10 üzerinden Şırdan'a favori yemek olarak kaç puan veriyorsun? Yani ben 2 verdim. Bir de şey falan diyordu böyle işte şeyler var, dolaplar var. Yataklar ranzalı. Sen yüksek ihtimal şeyi düşün yani beni tanıdığı için en sondan tutmuşumdur falan. Sanki şey orası girince böyle selamünaleyküm ben burada yatacağım tamam orayı Tukan'a ayırdık. Böyle bayağı en başa koymuşlar aslında. En dedeler en arkada yatıyor. Oradan patladı zaten. Verdim Şırdan'a. Lezzetli bir şey ama ben favori yemek olarak oyluyorum bunları. Şırdan severim güzel. Favorin değildir. Favorin değildir yani. Nimet olduğu için 5. Ya Çağrı kusura bakma ama ben 1 veriyorum. Abi ben 6 vereceğim benlik değil. Çünkü ben kokoreçtir, midedir bilmem ne de yemeyen bir insanım. Ya moruk yemek sonuçta nimet anladın mı? Hani gidip de 3 verilmez buna. Çünkü böyle tadında kötü bir şey yok. Bana ters. 2 veriyorum. Eski donet niye geliyor oğlum buraya? Saygım olduğundan. Hem görünüşü hiç hoş değil. Hem de tadı hiç hoş değil. Hayır şey de diyemiyorum. Biz sana böyle mi yaptık da diyemiyorum. Çocuğa böcek yedirttin yani. O da haklı yani. O da öcünü aldı tabii. Aldı. Tabii. Onun öcünü de sizden aldı. Yine evet yine bize olmadı. Girdi yani. Kim o? Kim o? Buna 10 puan veren kim? Severim güzel. Favorin değildir. Ne olmaz. Favorin değildir yani. Nimet olduğu için 5. Ya Çağrı kusura bakma ama ben 1 veriyorum. Abi ben 6 vereceğim benlik değil. Çünkü ben... Ulan karnıyarığı 7 verdin harbiden sen ya. Ben kokoreçtir. Övdün 7 verdin ben aynı kafa. Hayır 7 verdi o. Midedir bilmem ne de. Ben o durumumdan ne de bunları yemeyen bir ya, insanım. Yemek sonuçta yani, nimet anlamına. Yemek nimet 6 ama karnıyarıya hastam 7. Tadında kötü bir şey yok. Bana ters. 2 veriyorum. 8 neyse işte. O da yiyeceklere saygım olduğundan. Hem görünüşü hiç hoş değil. Hem de tadı hiç hoş değil. Hayır şey de diyemiyorum. Biz sana böyle mi yaptık da diyemiyorum. Böcek yedirdiniz adama. Evet yine bize girdi yani. Yine tatlıcıya bir şey olmadı abi. Öyle hayat tövbe estağfurullah. Sıradaki kişi gözdeşim Pelin. Aa, P-Queen. P-Queen en sevdiği yemeği. Aa, benim canım kim bilir ne seviyor. İnşallah McDonald's seviyordur. Ne McDonald's çıkardı. Ya bu hile ya.
Ha, ellerinde yağ olduğuna göre evet. Zeytinyağlı dolma falan mı var? Bu hile ya. Ha. Beyti seçmezsin abi. Kebap. Gözdeciğim, bunda ufak bir sıkıntı yaşadık, onu söyleyeceğim. Öncelikle bir açalım. Pidesi var bunun, kebap. Oh yeah. My girl. Mehmet Ali, teşekkür ederim. Oğlum çok iyi lan. Ay güzel. Beyti. İyi severim. Beyti de yenir. Vallahi çok güzel. Evet, gerçekten. Pelin'in en sevdiği yemek beyti. Oğlum bu beyti değil, bu ne bu önündeki? Ben mi yanında açılan gördüm? Uzun zamandır bu arada beyti yemedim. Beyti bu değil. İşte beyti normal. Evet, bayağı kebap porsiyonu gitmiş. Açık olur. Siparişimiz yanlışlıkla açık gelmiş. Diğer arkadaşlarımızın kapalı olacak. Bir de seninki açık. Direkt düşük puan. Ay sıçrıyor ya, niye? O göç geldi. Değil bu arada. Beyti. Şu an ağzım sulandı. Belli arasında akacak ben. Allah'ım ne olur sıcak olsan. Başlıyorum ben izinle. Abi, bu beyti. Adam herkese farklı yerden beyti söylemiş. Acıktım ya. Of. Oy. Yemesen mi? Olur ben yiyeyim. Hayır hayır. Nereden söylediniz bunu? Müthiş. Oğlum kim yaptı bunu? Çok iyi. Abi Pelin hakkında ilginç bilgilere geçiyoruz. Hı-hı. Uyku problemi olan bir Yoğurt yok. Doğru söylüyorsunuz. Arkadaşımızla... Kaybettik abi, galiba kaybettik. Pelin Baynozoğlu gece ses olmadan asla uyuyamıyormuş. Ben de ışık olmadan. Ben de ses olursa uyuyamıyorum. Yok kanka, bu biraz... Enteresan bir arkadaşımız yani. Uyumadan önce ortamda ses olması için mutlaka televizyonu açık bırakırmış. Benim arkadaşımmış müzik açıyor mesela telefonundan. Ayrıca İçecek yok. Bulunduğu yerde elektrik kesilirse hemen olduğu yerde yere çöküyormuş ya da olduğu yere oturuyormuş abi. Çok iyi. Bu ışıklar gelene kadar da oturduğu yerden hiç kalkmıyormuş. Tavşan gibi ben yani, ışık tutunca kalıyor. Aynen kalıyor böyle. Çok acayip tatlı bir özellik bence bu. Bitmedi. Pelin Baynazoğlu çok gerilince, sinirlenince veya korkunca parmak ışıklatıyormuş. Acayip ya. Düşünsene ışıklar kesiliyor falan. Oturuyorsun bir yere parmak ışıklatıyorsun. Ben biliyorum o tribi. Stres atma yöntemi gibi yani aslında. Oo, biri çaycıya yükseldi ha. Korku atma, stres atma. Bence ya Pelin çok tatlı kız ya. Sürekli gülüyor ya. Bence bence bu bilgiler yanlış. O verdi. Bence Pelin uykusunda da gülüyor. Sağlık. Elektrikler kesilince de gülüyor. Evet. Sinirlenince de gülüyor, ağlayınca da gülüyor. Evet. Bence öyle. 10 üzerinden bu favori yemeğe Batuhan kaç puan verdik? 11. Beyti'yi ben çok severim. Açık konuşmak gerekirse bu iyi bir beyti değil. Bir daha buradan söyle. O zaman 7. Ya, onu değil, sen normal beyti puanlayacaksın. 10. Bu şey yoğurtluyken buna da 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Yani yemek güzel, tercih güzel. 8. 7 veriyorum. Ama hani şeye karnıyara 8 verdim ya ben tamam yani okey 7 değil 9 verelim ya bilmiyorum benim için bu kadar önemli değil bunlar. Oğlum bu kadar free win alamaz bir insan. Olamaz böyle bir şey abi ya, bana mı patlıyor bunlar hep? 10. Yok artık. Devam Efe. Efe yok abi. Aa niye koymadın Efe'yi ya? Bir dahaki bölüm abi. Ağustadığımız Efe ile çok uyuyor. Sıradaki şey Oğlum 48'e çıktı. Beyti 10 ama abi. 10 da abi. Böyle bir puanlama sistemi var mı ya? 7 ya. 7 ya. O zaman 8 de 10 o zaman. Geçiyoruz. Bak GG kardeşim. Efe Uygaç. Siyah. Şaka yapıyorum. Efe'nin en sevdiği yemeği getiriyorum. Güzel. Ben galiba Efe'nin en sevdiği yemeği biliyorum ya. Söylemiştim. Beyti de hassas noktam. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Domates de üstünde. Limon. Ya... Evet efendim. Bu en sevdiğin yemek olamaz ya. Afiyet, bal, şeker olsun. Severim, yenir ama en sevdiğim... Oh yes. Gerçi adamın zevki rengi, bize ne? Zeytinyağlı mı? Etli mi? Olur, olur, olur. Olur ha, iyi seviyorsunuz da. Bak Efe. Bak Efe diyor. Saygı duyarım. Keşke, tabii benim zevkim olduğu için. Sarma deseydin. Biber dolması. Evet, annesi daha güzel yapıyordur ama. Bence bu bir anne yemeği. Karnıyarık da anne yemeğiydi. Evet. Efe'nin ya. En sevdiği yemek abi zeytinyağlı fıstıklı. Efe gör gör. Kuş üzümlü dolma. Oo. Yenir abi. Ömrüm bu dolmaların içini yemekle geçti. Belirli bir yaşa kadar. Her zaman içini yedim. O biberi sevmiyordum ben. Biber hala çok sevmem ama hep içini kemirirdim. İçini kıymalı dolmada da öyle. Hep kabakları ayrı kalırdı, biberi ayrı kalırdı. Annem sinirlenirdi, üstüne yoğurdu koyar, bilmem ne yedirmeye çalışırdı. Yemezdim, o yerde onları.
Yine aynı hesaba geliyor bu. Bu tarz sevmediğiniz yemekleri nasıl seviyorsunuz biliyor musunuz? Önceden anlatmıştım bunu da. Okuldan bir yerden gelirsin. Açlıktan çatlıyorsundur. Böyle önüne ne koyulursa gömersin ya onu. Bir gün öyle işte kabağı mabağı biber dolmasını kabak dolmasını annem önüme koydu. O kadar açım ki ama bir gömdüm ondan sonra sevmeye başladım. Birçok yemekte böyledir. Ispanak mesela. Ispanağı bana Temel Reis de oydu buydu her yerden kaktırmaya çalıştılar. Asla yiyemedim. Bir gün açken gömdüm sevmeye başladım. Arkasından tahin pekmez. Bak şimdi kaşık kaşık yerim. Babam Nutella'nın içine onu koyup beni kandırdığı için ömrüm boyunca düşman oldum ona. Ömrüm boyunca. Bir gün böyle dağda bir yerde kayak yapıyoruz işte böyle bir şey oldu. Bir enerji ihtiyacım oldu. Onu gömdüm. Sonra sevmeye başladım. Pırasa aynı şekilde. Öyle öyle hep sevmeye başladım. Şimdi eskiden asla yemem dediğim her şeyi yiyebiliyorum. Ama favorim değil yani hani. Yenir abi. İnce çalışıyor şu anda. Abi. Ben çok özür dilerim. Karyarık'ta da öyle. Ne? Ben kabuğunu yiyemiyorum. Nasıl ya? Bak. Evet, oyum ben. O zaman gelin pilav yiyin lan. Aslında zaten tepkisi gelen kızım ben. Limonun üstüne Red White 10 tane abonenin için teşekkür ederim başka kardeşim. Başka nereye sıkacaktım ki? Limon sıkınca brokoli... gerilen insanlar vardı ya. Yoğurt dayarsam. Bütün tadı gidiyor falan diye. İçten gelmedi. Bozuyor diye. Anladım anladım. Efe limonlu yiyorum bir de limonsuz yiyeceğim. Bunu ben de çok seviyorum. Zeytinyağlı yemekleri genelde normal et yemeklerine falan tercih ediyorum. Evet, en sevdiğim şeylerden biri mesela meze. Böyle 24 saat her gün meze olsa sadece olur. Yiyebilirim. Red White bir 10 tane daha koydu. Teşekkür ederim kardeş. Tadına bak. Bunun içinin ıslak olması lazım. Bu böyle kıtır kıtır olursa, pişmemiş olursa hocam gitmiyor. Dedim dolmanın yarısına tek attım. Ben nasıl bir hayvanım ya? Nasıl tadı? Güzel. Çok iyi. Beğendin mi? Güzel diyorsun. Pelin gibi favori yemek sevdiğim için bu benim favori zeytinyağlım. Efe hakkında abi kısa kısa bilgilerimiz var. Hemen onlara geçiyoruz. Efe Uygaç'ın Efe dışında ikinci bir adı daha varmış. O da İsmet. Aa babam! Gerçekten mi? Efe benimle evlenir mi ya? Dur bir yeter. Benim bir ahtım var. Ahtım derler ona neyse. Aa canlı canlı evlilik teklifi geldi lan. Bakalım Efe'nin buna cevabı ne olacak? İleride evleneceğim kişinin adı İsmet olsun istiyorum. Çünkü gözlerim çünkü annemle adı İsmet, annemin adı İsmet. O yüzden kocam da İsmet olsun. Çocukların adı İsmet. Kendisi 1996 yılında doğmuş ve 96 yılında hastanede doğan en uzun bebekmiş. Tam 59 santimetre boyunda. Sonra niye büyümemiş mi? Efe kaç boyu? Efe kısa benden, bayağı kısa. Hani genelde böyle şeydir ya uzun, hayalden kötü anlamda söylemedim hani. Şimdi bebek doğduğu zaman çok uzun boyluysa 1.85 değil lan Efe. Öyle mi? Bebek uzun doğduğu zaman dersin ki bu çocuk 1.95 olacak, 2 olacak dersin. Demek ki öyle olmamış. Benim hatırladığım Efe böyle 1.82, 1.83. Benim hatırladığım yani... Böyle bir şey olması lazım. Ya da bir 85 abi. Var. Vay be. Yaşı tutmadı. Evlenemeyeceğiz. Tam 59 santimetre boyunda. 1.85. Oha. Evet biraz uzun yani. Nasıl çıkmış lan o kadar? Böyle bir şey oğlum. Oğlum millet bu kadar doğuyor sanırım. Oha. Evet. Son olarak abi kendisi ortaokulda TÜBİTAK. Aa Google'da 1.85 yazıyor. O zaman ben biraz yanlış hatırlıyorum. Matematik olimpiyatlarına katılmış. Vay. Yani sayısal zekası çok yüksek bir insanla karşı karşıyayız. Bu sayısal zekasıyla Türkiye'nin en büyük bilim insanlarından birisi olmayı elini tersiyle iterek yayıncı olmaya karar verdi. Helal olsun. Helal olsun. Böyle hayat daha güzel. Ne uğraşacaksın sayılarla, analitik gündemle? Zor işler yani. Gerek yok. Sevgilerimizi iletelim burada. Çok güzeldi bu arada. Lezzetliyle. 10 üzerinden bu favori yemeğe kaç puan veriyorsun? 10 verdim. Ben çok bayılmam ama mesela şırdana 5 verdiğim ortamda şuna da 5 veremem. 7. Minimum 7 öyle çok da büyük böyle cafça bak. Sarma olsaydı 9 derdim. 9 puan. 9 puan verdik. Evet aynen. Efe'yi de içine katarak 9 veriyorum. Efe'yi katma sadece dolma. 8.5. Efe'nin çok bir ağırlığı yok yani bak. Yok eğer ki hani Efe'yi katmadan verirsem 5 veririm. Tamam 5 puanımızı verdim. Dur hayır 8. Hayır canım oğlum tavuk bak. Yukuları karıştırma işte. Son kişi
Anlı Deniz'in en sevdiği... Allah. Bakalım Anlı Deniz ne seçmiş? Ben dondurma gördüm. Lütfen. Yiyecek geliyor. O seçer öyle cins şeyleri. Gerçi tanımıyorum. Bizi sevmiyorlar abi bence de ya. Bizi sevmiyorlar. Ya değişmiş fikirleri de önceden çok severlerdi herhalde. Anlı Deniz ya. Ama bak... Bu adamdır. Kıvırcık adamdır. Çok seviyorum. Bir de beni sevenleri koymamışlar buraya. Şarapova vardı o. Pardon. Tenisçi vardı bir tane böyle. Maria Şarapova oldu mu? Bayağı iyi. RP bakımda mı? Bakımda. Lütfen Burger King sev. Lütfen McDonald's sev. Lütfen. Gülde. Dondurma mı seviyormuş gerçekten? En sevdiği yemek Steve Jobs gibi. Çok iyi tepkili ya. Bak gibi bu muymuş yani? Dondurma mı bu? Evet, dondurma. Dondurma mı? Ne bu? Bu abi parfe. 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 Daha önce parfe yemedim. Parfe. Abi önündeki elit. Vanilyalı yoğurt. Ya gerçekten en sevdiğin yemek nasıl parfe olabilir ya? Bu nedir ya? Ulan parfeyi ben yeni öğrendim ya. Nasıl bir insanın en sevdiği yemek parfe olabilir ya? Nerede büyüdünüz ulan? Gerçi belki şey bu, doğru. Biz... Bildiğim mahallede yerde lahmacun yiyorduk yani şimdi. Parfe. Elit. Elit yemek. Kendisi en sevdiğim şey parfedir. Lahmacun mu? Fırtıldım. Dur bakayım. Parfe. Parfe ne oluyor ya harbi? Abi meyveli parfe tarifi vereceğim ben sana. Parfe nasıl? Toz krem şantiyi derin bir kasede sütle karıştırın ve kıvamı koyulaşana kadar çırpın. Vanilyayı ekleyip birkaç dakika daha çırptıktan sonra krem şantiyi kenara alın. Muzu ve çilekli küp, muzu ve çilekleri küp küp doğrayın. Pötibör bisküvileri de çok ufak olmayacak şekilde elinizle parçalayın ve içine katın. Ya bu bildiğimiz bizim pötibör tatlısının elitleştirilmiş hali mi? Fransızca'da mükemmel anlamına geliyormuş bu tatlı. Şeker, yumurta ve krema çırpılarak bunu dondurmuş. Parfait. Evet bu arada doğru. Oğlum benim annem parfe yapardı çocukken. Zemine pötibör o bisküviler var ya küp pötibörler. Dizerdi. Üzerinde sütlü bir şey koyardı. Ağzına tatlı. Yalancı tavuk göğsü altı pötibör yataklı. Hepiniz yemişsinizdir. Dünyanın en hızlı yapılan tatlısıdır o. O ne canım tatlı çekti. Dur o zaman oğlum. Borcamın içinde. Fakir tatlısı abi o işte. Tamam yani. Diyorum ya. Parfet. Tombik çocuk sesi yaptın az önce. Tam bir de... tombik çocuk sesi değil miydi? Yani? Aynen. Anneciğim çok acıktım. Bir de şey. Bir de böyle. Çelik tencerelerin içinde hep söylerim gene sıyırdığımız vardır. O da hatta onun harcının hazırlandığı tencere değil mi? O böyle yanar böyle. Siyah siyah olduğunu kaşıkla böyle. Oturtururdu bizi köşeye. Verirdi elime kaşığı anası diyeyim. Habire onları yerdim ben. Didiklerdim. Müthiş. Aa parfe ne ya? Neyse diyecek bir tatlıymış. Kız elit. Ne oldu ya? O da mı az? Muhallebi ya işte muhallebi. Oha çok güzel. He. Oha. Oha güzelmiş çok yalnız. Çok güzel. Bisküvi diyor. Hmm. Beğendin mi? Evet ben bunu galiba çileklisini yemiştim. Hmm. Doğru bu kaymaklı varmış. Dondurmaya benziyor. Çok az farkı var. Hmm, çok güzelmiş lan. Bir de bu kadar yemeğin üstüne tatlı. Bisküvit tatlısı, bisküvit pastası değil mi o? Ne bileyim oğlum adını. Sizinkiler sana öyle kakalamış onu. Bu bisküvit pastası. Çok iyi geldi bu var. Ay çok iyi. Yani güzel böyle hafif tatlı ama hani böyle yemek istersin ya. Doymak istersin böyle çok yiyip doyacağın bir şey değil. Mozaik de çok severim. Anladın Deniz'in abi bir temizlik takıntısı. Mozaik ama güzel olacak. Evet bak mozaik acı olmayacak. Ben süt ağırlıklı, sütlü çikolata ağırlıklı mı yani kakaosu daha az olan mozaikleri evet. Çok seviyorum. Hele onu böyle... Buzluktan çıkartacaksın hafif. O bir de biraz soğuk olacak, sert olacak. Evet, sert olacak, soğuk olacak. Onun böyle bisküvilerini böyle... Var öyle tatlılar. Başka ne? Mesela çocukluğumdan beri en sevdiğim tatlardan biri böyle şerbetli olarak. Şekerpare manyağıyım. Çok severim. Ya olsa yerim ama şekerpare hiç aramam. Ya benim. İşte çok şeker yüklü. Yani şeyi katmıyorum canım. Baklavaydı, bilmem neydi. Baklava, bunun. Hepsini gömersin, tek atarsın da. En merak ettiğimde hiç yemedim hala şey. Ne? Bu sütlü kakaolu baklava mı ne yapıyorlar? Aa yedim ondan. Bana yedirdiler geçenlerde. Fena değil nasıl? Ama. Abi benim gözüme bir o arkada duran fıstıklı normal standart baklavayı kesiyordu yani. Hani, o çok güzel bir şey abi çıtır çıtır. Tulumba. Tulumba beni bayıyor mesela. 4 tane yesem böyle ağır geliyor ama baklava 25 tane yerim. Hiç affetmem.
İrmik tatlısı manyağımdır. Ben geçen şeyi keşfettim. O da çok güzel abi. Böyle nasıl anlatılır ki? Antepliler mi yiyor diyeyim. Fıstığı bir şeyin içine sarıyorlar. Ama ten rengi gibi bir şey. Tatlı. Adını bilmiyorum. O da çok tatlı. Güzel ten rengi yani, gibi mi? Kuru. Ha, ten rengi gibi bir şey, fıstığı sarıyor. Fıstık oluyor içinde bayağı bildiğin. Onu yazarlar. Köşmer onu neydi lan ya. O? Katmer miydi? Katmer, katmer. Hayır, katmer falan değil ya. Katmer değil. O bayağı bildiğin böyle kuru tatlı gibi ya. Saray sarması. Götünden atıyor mu lan? Yok ya, bu değildir oğlum. Dediği bu olamaz. Ya hayır arkadaşlar, kuru böyle lokum gibi ama içinde sadece şey var. Burma murma değil la. Fıstık sarması. Yok, fıstık sarmasını Mert bilir oğlum. Bu bildiğim. Hulya abla muska diyor. Muska tatlısıymış. Muska tatlı. Evet, muskaya benziyor. Heh, bunun şerbetsiz hali abi ya. Tamam, sen şunu yedin işte, bak gösteriyorum şu an. Bunu ben de yedim, çok güzeldir bak bu. Yayından bak. Bu. Bu çok kuru ve hafif bir tatlı, bak bu çok güzel mesela. Muska tatlı. Evet, bu yenir. Hepsi yenir ya. Abi, tatlı manyak bir şey. Ben tatlı sevmeyenleri anlamıyorum ya. Çok özeniyorum ama anlamıyorum. Ağzımın yine suyu aktı kendisi ya. Kendisi her gün evi süpürüyormuş. Bu artık alışkanlık haline gelmiş. Bunun yanında her gün yatağının çarşafını değiştiriyormuş. Yatak. Ay, 15 günde bir değiştiriyorum ama. Çarşafı ben de. Olmasını istermiş. 15. günde artık buruş buruş oluyor. Hey Allah. Ya 15 gün abarttım da 14 falan. Gerçi ne oğlum, ben zaten yıkanan adamım. Ne olmuş, tertemiz yatıyorum oraya ya. Kim uğraşacak onunla? Belim sakat bir de. Bir ay kafi değil mi? Ya bu arada bir şey diyeceğim. Normali zaten 2 haftada bir falandır yani. Ya da ayda bir falandır bence. Ayda bir değildir lan. Yine normali bir 10 günde bir falandır herhalde. Bir hafta mıdır? 2 haftada bir falandır. Bilmiyorum ki abi, hiç değiştirmedik mi? Hayatımda ilk defa çarşaf değiştiriyorum. Ben onun şeyine üşeniyorum. Yıka, as, kurusun. Buruş buruş oluyor, onu tak. Dur, gözde kusura bakma. Gözün duruşta. Ne oluyormuş ki? Çok titiz bir insan, biraz delilik derecesi. Ama hep güzel olur yani. Hep böyle iyi hissedersin yatağa girdiğinde. O yüzden güzel. Bildiğin kaymaklı dondurma oğlum bu arada yani. Az önce saydıklarını yapıyorum ben de böyle. Her gün değil. Bir de evet. O çarşafı böyle götünle ezdiğin zaman bir süre içerisinde sanki daha yumuş yumuş oluyor gibi. Biraz daha içinde böyle yok oluyor gibisin. İlk böyle serilen çarşaf kataküte oluyor. Sert oluyor. Böyle bir garip oluyor. Ben onu sevmiyorum. Bir tanesi bembeyaz. Sünnet yatağı gibi oluyor yatak ya. Hiç takasım gelmiyor onu. Koyu renk kullanacaksın kardeşim. Şık oluyor. Evet, füme. En güzeli füme ya. Antresit füme. Kesinlikle çarşaf değiştiremezsin her gün ya. Çok yorucu bir şey çünkü. Ev temizliği mi yapıyorsun? Evet, her gün süpürürüm evi. Belki de fark etmişsindir. Hep var böyle bir şeyleri temizleyeyim, temiz olsun falan. Aynı ben. Yapıyorum yani. Valla fark etmemişim. Nasıl bir şey, birazcık pis biliyor musun? Ona da bir el atsam. Ya ben şerefsizim. Çok garip bir adamım ya. Yani ben hem temizliği, hijyeni, düzeni seviyorum. Hem de onu yapmadan önce de ağzına sıçıyorum. Nasıl olabiliyor bilmiyorum. Yani ortalığın ağzına sıçıyorum. Ondan sonra benim burayı düzenlemem lazım diyorum. Bak, simetrik hastalık dahil. Her şeyi yan yana dizip falan yapıyorum böyle. Ve aşırı huzurlanıyorum. Aradan 2 saat geçiyor. Buradan bu devrilmiş. Burada küller var. Sigaralar dik dik dizilmiş falan. Sürekli bir kısır döngüde yani. Asla düzeltemiyorum onu ama düzen seviyorum. Bir de şey vardır, üşengeçlik de değil, böyle biri gelmeden önce, misafir gelmeden önce 40 yılda yapacağın temizliği yaparsın ve böyle temizlikte uzmansındır yani. Pata küte pata, oraya sıkıştırırsın, onu düzenlersin, pırıl pırıl olur ev. Odan ya da, arkadaşın gelsin odana mesela, yağ gibi yaparsın yarım saatte. Ama ertesi gün bak bakayım o odaya. Acaba bir bakayım. Çok güzel şakalar bunlar. Tamam, tatlı tamam. Espriler. İkinci evet. İkinci bilgi. Bir Anna Deniz anısına hazır mıyız? O ne bakıyor? Maşallah Batuhan'cığım. Var mı bir tane daha? Lise yıllarında Anna Deniz teneffüsteyken tuvalete girmiş. Peki. Kabinin içindeyken koluna bir şey damlamaya başlamış.
Kendi sürücünün ne olduğunu anlamamış, sonra daha çok da anlamaya başlamış. Aaa! Üzeri neredeyse sırılsıklam olacak dereceye gelmiş. Sonrasında anlaşılmış ki üst kattaki tuvalet alt kata damlatıyor. Allah belanı verme. Hepsam denizin üzerine düşmüş. Düşmüş mü hepsi? Üst kattaki tuvaletin borusu patlamış Allah. Ve hepsi ana denizin üzerine atmış. Oh, çok kötü bir hikaye bu ya. Çok üzüldüm şu an. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Sırılsıklam olana kadar bekle mi? Ben de onu merak ettim. Benim gerçekten üstten böyle... O demiş ki arada hemen bitireyim kalkayım kaçayım demiş de yetişememiş. Ya benim önce. Koluma bok suyu damlası harbiden diyorum okulu terk ederim o saniyede. Beklemem yani daha ne kadar dökülür diye. 5 kişi. Neden 2 tane bok hikayesi anlattın bize? Ve lise yılı randın mı arkadaşlarım? Ya burada bir şey yiyorum bu hikaye. Ha pardon hocam. Oğlum kızın hikayesi. Yine bir bok muhabbesine döndük. Niye böyle oluyor hep ya? Ya okulda tuvaletini rahat yapabiliyor muydun abi mesela? Abi ben patır patır bırakıyordum. Çünkü ha işte iki çeşit insan var ya. Al Roni oğlum. Tutar, Roni? Roni bak. Dışkı kapının eşiğine gelene kadar tutardı. Tamam mı? Kıvranırdı önümde böyle. Hani acık kötüyüm eve gitmem. Oğlum aşağıda tuvalet var tertemiz. Üniversitenin tuvaleti. Yapacağın şey basit. Alacaksın tuvalet kağıdını, zemini kuracaksın oraya. O klozetin kapağını tamamen döşeceksin o peçeteyi. Tam üstten böyle oturacaksın. Aynen oturduğun gibi kalkacaksın. Kıçına yapışanı da alacaksın, atacaksın yere. Tertemiz. Şimdi bir de ben şey yaşadım ama bir araba yolculuğunda çok kötü mideyi bozmuştum ve o kadar kötü bir benzinliğe gittim ki. Yani bak çok kötüydü yani. Ben o gün mikrop kapmadıysam hiçbir zaman kapmam dedim yani. O kadar kötüydü ki ama midem de bir o kadar fenaydı. Hatta ceza yedim. Ya 20'li yaşlarında falandım. Tatil Bodrum'a mı ne bir yere gidiyorduk. Sırf benzinliğe yetişeceğim diye hızdan ceza yedim. Polise dedim abi dedim harbi midem bozuk yani yaz cezanı ama. Çok kötü tuvaletimi yaptım. O günden sonra ben rahatladım. Yani hani dedim ki bu acı çekilmez. Giderim yaparım abi ne olacak. Ama işte önlemlerimi alıyordum. Mesela şey de beni rahatsız ediyor. Bu elektronik sistemler var ya kolu çekiyorsun basıyorsun şşt şşt, oraya şey sarıyor mutfak poşeti gibi böyle klozeti kaplıyor. Aha. Mesela o da bana hijyenik gelmiyor niye bilmiyorum. Ben mutlaka yataklık o yapıyordum abi. Sanki sonsuzluk içinde deniyor. Değil mi? Yani belki de orada 70 tane göt değdi ona. Sürekli böyle çevirttiriyor şey yapıyorum ben tuvalet kağıdıyla zeminlik yapıyorum. Dum yani. Bu arada artık benzinlikler şaka maka firma ismi bilmiyorum. Hani vermeyeyim daha doğrusu hani bu konuda iddia olan firmalar ulaşabilir. Benzinlikler artık bunun böyle şeylere dikkat eden bazı benzinlikler var harbiden. Var var yani var bu arada tertemiz benzinlikler görüyorum ben de. Bilhassa şeydeyken arkadaşlar marka yazmayın ya. Marka yazmayın arkadaşlar öyle bir şey. Uzun yolculukta böyle bazen hani küçük tuvalet için girdiğim zaman bilhassa dikkat ediyorum. O benim zamanlarımdaki gibi değil abi. Hepsi yağ gibi. Hepsi düzgün. Var arada bir kötü olanlar daha çok. Bence bilerek şey yapıyor bazı markalar herhalde. Olabilir. Şey yapıyor. Yani öyle bir çalışma Allah yapıyorlar herhalde. Bir kere bence sen sordun ve o bunu anlattı. Sen bana sen yapabiliyor musun Mert dışarıda rahat? Ben mi? Ben yapamam abi ya. Ölene kadar tutuşluğum var. Hatta Kadircan'ın bir kere benim ağzıma sıçmışlığı var yani. Kadircan falan beni zorla kovalıyordu movalıyordu hani altıma sıçırtmak için. Ben de ondan kaçarken falan. Kötü şeyler yaşandı ya. Allah'ım ya. ...atmaya başlamadı. Sen özellikle böyle tuvaletli bir anı istedin. Kadircan yapar. Ya yemek var önümde ama niye tuvalet anıları geldi ki yani? Yemin ediyorum hepsini onlar anlattı. Ben üzerine damlamış insanlık hali. Peki tamam. Olabilir abi. Senin hiç olmadı mı böyle bir şey? Oldu ya. Yüzme antrenmanından çıkmışız. Kabine girdim. Üstüm başımı değiştireceğim. Lağım borusu varmış. Abi boru bir patladı. Kıyafetlerim. Okul kıyafetlerim. Abi kabinden bir çıktım bok içinde böyle. Eve nasıl döndüm biliyor musun? Nasıl? Mayoyla. Üzerinden alacağım parfeye kaç puan veriyoruz? Bir favori yemek olarak puanlıyoruz tabi. 7'si var. 7 ya. Parfeyi pek beğenmedim ben. Kaymaklı dondurma bence... Helal lan sana. Ve yemek de değil yani. Pek o yüzden 3 puan veriyorum üzülerek. 8. Haklı mı diyorsun? Hakikaten de bir insanın en sevdiği yiyeceklerden birisi olabilir. Hele Allah'ım bu neymiş değil. Evet, tamam. Daha güzelleri var. Ama çok iyi.
2. Can'cığım bölümümüzün sonuna geldik. Bak, buradan bak, bu bilgileri gibi veren bütün yayıncılara da teşekkür ederim katkılarından dolayı. Çok thank you. Buradan bütün eyvallah yayıncılara selamlarımızı iletelim. Bilgiler içinde kendilerine. Abi lan yani bana sorduğunda aklıma o kadar çok şey geldi ki ama ilk böyle o an canımın çektiği yemek o oldu. Dedim ulan şu kombin olsa. Ben mesela püre manyağıyım. Püre, but, pilav bu üçlemeye bayılırım. Yani böyle gözümü kapatarak yiyorum. Ya tandır mandır gene şey böyle. Ben daha basic yemekleri daha çok seviyorum. İşte pilav üstü tavuk ya. Tavuk pilav manyağıyım mesela. Bilmiyorum çok var abi yani. Aklım orada hamburgerler de geldi. Aklım orada lahmacun da geldi. Ya ben yemek çok az ayırıyorum ya. Hepsini çok seviyorum. İkinci olduk. Olsun be. Biz ilk puanlanan olarak yine iyi idare etmişiz.